Elimizde orijinden geçen bir doğru olduğunu düşünelim. Bunu r karede çiziyorum ama herhangi bir rn'e genişletilebilir. Eksenlerimizi hemen çizelim. Çok düzgün çizemediğim belli ama ne yapmak istediğimi zaten biliyorsunuz. Şimdi de orijinden geçen bir doğru çiziyorum. Evet, işte böyle. Herhangi bir Rn'deki bir doğrunun, biz R karede çiziyoruz ama bazı vektörlerin skaler katları olarak temsil edilebileceğini biliyoruz. Mesela bu bahsettiğim vektörlerden biri olsun, doğrunun üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Doğrumuzu L olarak adlandıralım. Evet, L'yi, bu da V vektörü olsun. L, V vektörünün tüm skaler katları olarak tanımlanabilir. Skaler kat derken bunların herhangi bir reel sayı olabileceklerini de eklemeliyim. V'nin tüm olası yani hem pozitif hem negatif birden küçük ya da kesir olan katlarını hesaba katarsak, orijinden geçen bu doğrunun üzerindeki noktaları belirleyen ya da tanımlayan bir vektör kümesi elde ederiz. Ve eğer bu orijinden geçen bir doğru olmasaydı da doğruyu bir vektör aracılığı ile ötelememiz gerekirdi. Yani bu bir vektör artı cv olarak tanımlanırdı. Her neyse, şimdilik orijinden geçen bu doğru tanımıyla başlayalım. Bu videoda size e, başka bir vektörün, mesela bu x olsun, L üzerindeki iz düşümünden bahsetmek istiyorum. Diğer vektörü yani x'i de bu şekilde çizelim. Evet, işte böyle. Şimdi de size iz düşümden bahsetmek istediğimi söylemiştim. Tanımını ilerleyen dakikalarda da yapacağım. İz düşüm denildiğinde benim aklıma doğrumuza dik olan bir ışık kaynağı gelir. Daha doğrusu ben iz düşümü bu şekilde düşünmeyi tercih ediyorum. Evet bu şekilde aşağıya doğru ışık veren bir ışık kaynağı düşünelim. Bu yönü seçmemin sebebinin doğruya dik olması olduğunu bir kere daha hatırlatmak isterim. Bu durumda x'in bu doğru üzerindeki iz düşümü x'in gölgesi olur öyle değil mi? Işık bu şekilde aşağı doğru geliyorsa böyle dik bir doğru çizip x'in üzerindeki gölgesini elde edebilirim. Bu yüzden de buraya x'in l üzerindeki gölgesi yazıyorum. Evet, iz düşümü bu şekilde düşünebilirsiniz. İz düşümü isterseniz x'in l yönündeki bileşeni olarak da düşünebiliriz. Ve bunu açıklamak için kullanacağım teknik de aynı olacak. x'ten l'ye bir dikme çizeceğiz ve dikmenin l'yi kestiği noktaya ulaşmak için l üzerinde ne kadar ilerlediğimize bakacağız. Az önce de söylediğim gibi, iz düşümü bu şekillerde düşünebilirsiniz. Yani ya gölge fikrinden ya da bileşen fikrinden yola çıkabilirsiniz. Nasıl daha kolayınıza gelirse. Thank <sighs> you. Evet, böyle dedim ama tabii ki de bu teknik bir tanım olmadığı için matematiksel anlamda çok da işimize yaramaz. Başka bir deyişle bunu hesaplayabilmek için daha matematiksel bir tanıma ihtiyacımız var. Yapabileceğimiz şey buradaki izdüşümü çizerken hatta isterseniz alıştırma olsun diye bir başka izdüşüm daha çizelim. Böyle bir vektörümüz olduğunu düşünelim ve bunun izdüşümü de vektörden doğruya bir dikme iniyorum evet. işte bu da bu vektörün iz düşümüdür. Sadece buradaki durumu değerlendirmeyelim. Yani herhangi bir vektörün iz düşümü de söz konusu olabilir. Anlaştık mı? İlk örneğimize geri dönecek olursak bir dikme çizmiştik öyle değil mi? Yani eğer burada bir vektör varsa bu vektör doğruya her zaman diktir ve bu vektörü çizebiliriz. Çizemeyecek olsam bahsetmezdim zaten. Eğer bu vektörü tanımlamak istersek, bana ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu vektör eğer e, bir saniye şöyle yapayım, bu mor vektöre ulaşmak istiyoruz. Evet, mor vektör x'in l üzerindeki iz düşümüdür ve bizim bulmak istediğimiz şey de bu. Bunu yapmak için buradaki pembe vektörü değerlendirebiliriz. Pembe vektör x eksi x'in l üzerindeki iz düşümüne eşittir iz düşümü pembe vektörü eklersek x elde ederiz öyle değil mi? Mavi artı x eksi iz düşüm yani maviden x elde ederiz. Buna ek olarak pembe vektörün doğruya dik olduğunu da biliyoruz. Ve bu da pembe vektörün bu doğru üzerindeki bu vektörlere dik olması ve nokta çarpımının sıfır olacağı anlamlarına gelir. O halde iz düşümü şu şekilde tanımlayabiliriz. Evet, şimdi biraz daha matematiksel bir tanım yapacağım bir x vektörünün l doğrusu üzerindeki iz düşümü l üzerindeki bir vektöre buradaki mor vektörden bahsettiğimi anladınız değil mi? Üzerinden beyazla geçeyim. Ne diyordum? L üzerindeki bir vektöre. Şimdi de hemen akla yatmayacak bir şey söyleyeceğim. Evet, L üzerindeki bir vektöre x eksi x'in iz düşümünün doğrumuza dik olması gerekiyor. Evet, tanımımız bu bir x vektörünün l doğrusu üzerindeki iz düşümünün bir vektöre eşit olduğunu ve x eksi x'in iz düşümünün doğrumuza dik olması gerektiğini söylüyorum. Bu biraz daha matematiksel bir tanım ve iz düşümle gölge arasındaki mantıksal bağı biraz daha iyi bir şekilde açıklıyor ama bununla nasıl çalışabileceğimiz sanki yine de çok net değil. Her şeyi kelimelerle ifade ettik ama bir x vektörünün l doğrusu üzerindeki iz düşümünü nasıl hesaplayabileceğimizi hala bilmiyoruz. Buradaki püf nokta da x eksi iz düşümün l'ye dik olması. Bunu kullanıp kullanamayacağımızı görelim. Öncelikle x vektörünün l üzerindeki iz düşümünün l doğrusu üzerindeki bir vektör olduğunu hesaba katmalıyız. Çünkü bu v'nin skaler bir katı anlamına gelir. Evet, buradaki v'nin yani tanımlayan vektörün skaler bir katı. Bu yüzden de x'in l üzerindeki iz düşümü yerine v vektörü çarpı herhangi skaler bir katsayı yazabiliriz. Bu yazdığımız iz düşümle aynı şey olduğu için bunu yapabiliriz x eksi izdüşümün l'ye dik olduğunu da biliyoruz. Evet, x eksi izdüşüm, bu arada izdüşümün yerine c çarpı v yazabileceğimizi de söylemiştik. Şekle bakacak olursanız beyaz vektörün v'nin hemen hemen iki katı olduğunu söyleyebiliriz. O halde x eksi izdüşüm l'ye dik olacak. Dik olmak demek, L üzerindeki herhangi bir vektörle nokta çarpımının sıfır olması demek. Şimdi bunun L üzerindeki bir vektörle nokta çarpımını alacak olur isek, hatta bu vektör V olsun, zaten L'yi de bu şekilde tanımlamıştık. Evet, bunun V ile nokta çarpımını aldığımızda sıfır elde edeceğimizi biliyoruz. Bu vektörle V'nin nokta çarpımı sıfır olacak. Not ediyorum, eşittir sıfır. Şimdi de nokta çarpım özelliklerini kullanarak C'nin belirli bir değerini bulup bulamayacağımıza bakalım. Bunu neden yapacağımızı merak ediyorsanız bu değeri bulduğumuzda bunu V ile çarparak iz düşümü elde edebiliriz de ondan. Bu kavramlar eğer çok kafanıza yatmadıysa sayısal bir örnekte göreceğiz. Merak etmeyin tamam mı? Hadi bakalım bu C değerini hesaplamaya çalışalım şimdi. Parantezi açacak olur isek, nokta çarpımın dağılma özelliği olduğunu biliyoruz. Bunu yapabiliriz. Bunu x ile v'nin nokta çarpımı eksi c çarpı v ile v'nin nokta çarpımı olarak yazabiliriz. Evet, parantezi açtığımızda bunu elde ederiz ve tabii ki de bu sıfıra eşit olacak. Buradan C'nin ne olduğunu bulmak için eşitliğin iki tarafına da C çarpı V ile V'nin nokta çarpımını ekleriz. Böylece x ile V'nin nokta çarpımının C çarpı V ile V'nin nokta çarpımına eşit olduğunu da buluruz. Şimdi de iki tarafı V ile V'nin nokta çarpımına bölelim ve sonuç C eşittir x ile V'nin nokta çarpımı bölü V ile V'nin nokta çarpımı. Peki, şimdi size soruyorum. C neydi? X'in iz düşümü demiştik. Şuraya yazayım. X'in L üzerindeki iz düşümü. Skaler bir kata eşitti, öyle değil mi? Bu doğru üzerinde olduğu için tanımlayıcı vektörün skaler bir katı. Ve bu skaler katın ya da kat sayının neye eşit olduğunu da az önce bulduk. Hemen yazıyorum. X ile V'nin nokta çarpımı bölü V ile V'nin nokta çarpımı. Bunun bir sayı olacağını da söyleyebiliriz. Burada bir sürü vektör var ama nokta çarpımlarını aldığımızda bir sayı elde edeceğimizi biliyoruz. Ve bu sayıyı bir de v ile çarpıyoruz. Yani v'yi ölçeklendirip iz düşümümüzü elde etmiş oluyoruz. Buradaki çizime göre nokta çarpımdan elde edeceğim ölçeklendirme faktörü yaklaşık olarak işte 2'ye eşit demiştik. Yani v ile başlayıp v'yi 2 ile ölçeklendirdiğimde bu değer 2 olacak ve buna benzeyen bir iz düşüm elde edeceğiz. Şu ana kadar yaptıklarımız soyut geldiyse gerçek vektörleri kullanarak bir örnek yapalım. Bu arada videonun başında da söyledim ama bu yaptıklarım sadece r kare için geçerli değil. Her ne kadar iz düşümlerle en çok r kare ve r küpte karşılaşsak da tüm bunların r n'ler içinde geçerli olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Şu durumu yapalım şimdi. L'yi yani doğruyu 2 1 vektörünün tüm skaler katları olarak tanımlayalım. Buradaki c herhangi bir reel sayı olacak. Eksenlerimi de çiziyorum. Bu dikey ve bu da yatay eksen. Doğrumuz 2'ye bir vektörünün tüm skaler katları demiştik. Bu arada 2 bir vektörüne de v ismini verelim. Hemen çiziyorum. Yukarı doğru 1, sağa doğru 2 birim ilerliyorum ve bu v vektörü. Doğru da bunun olası tüm skaler katları olacak çizmek istersek olası tüm skaler katları demek hem bu yöne hem de bu yöne uzanacağız demek. Tabii bu arası da doğruya ait olacak. Evet bahsi geçen doğru buna benzeyen bir doğrudur. Yani V'nin olası tüm skaler katları. Şimdi de başka bir vektör. Mesela X olsun. X de 2'ye 3 olsun. Evet. Bunu da çizelim. Burası 2. Sonra da yukarıya doğru 1, 2, 3. Evet, x de buna benzeyen bir vektördür. Heh, biraz daha düzgün çizeyim. Evet, işte böyle, x vektörü. X'in L üzerindeki iz düşümünü bulmak istiyoruz, öyle değil mi? Buradaki tanımı kullanırsak, hemen şuraya da yazayım. X'in L üzerindeki iz düşümü neye eşit olacak? X ile v'nin nokta çarpımı ve doğrumuzu tanımlayan vektördü. Eşittir x yani 2, 3 nokta çarpım v yani 2, 1 bölü v ile v'nin nokta çarpımı yani 2, 1 nokta çarpım 2, 1 ve çarpı orijinal vektör yani 2, 1. Şimdi sonucu bulmaya artık hazırız. Bu ikisinin nokta çarpımı. 2 çarpı 2 artı 3 çarpı 1. Yani 4 artı 3'ten 7'ye eşittir. Evet, burası 7'ymiş. Buradan da 2 çarpı 2 artı 1 çarpı 1. Yani 4 artı 1, 5 elde ederiz. Ve 7 bölü 5'i bulduk. Ne kadar da kolay oldu değil mi? Yani gözünüzü korkutmuş olduğunu düşündüğüm bu ifadedeki nokta çarpımları yaptığımızda 7 bölü 5 elde ettik. Güzel. Şimdi bunu bir de doğruyu tanımlayan vektörle çarpacağız. Bu çarpma işlemi vektörü 7 bölü 5 ile ölçeklendireceğimiz anlamına gelecek. 7 bölü 5 çarpı 2'ye 1 vektörü. Farklı bir renk kullanayım. Bu çarpımdan 14 bölü 5 ve 7 bölü 5 vektörü gelecek. Görselleştirmek için bunları ondalık sayılar olarak yazalım. 14 bölü 5, 2 virgül 8'e eşittir değil mi? Bu da, bu da 1 virgül 4'e. X'in L üzerindeki iz düşümü neymiş? 2 virgül 8'e 1 virgül 4. 2 virgül 8 aşağı yukarı burada bir yerde, 1 virgül 4 ise burada bir yerde. Yani iz düşüm bu vektör olacak. Çok düzgün bir çizim olmadı ama işin mantığını anladınız değil mi? İz düşüm işte burada. Evet, hesaplamalarımız sonucu bunun iz düşümü olduğunu bulduk ve eğer buraya bir dikme çizersek bunun x'in l üzerindeki gölgesi olduğu fikrini de doğrulamış oluruz. Artık iz düşümleri hesaplamayı biliyoruz. Sıradaki videoda bunu bir matris olarak nasıl gösterebileceğimizi anlatacağım ve bu da aslında bir dönüşümden başka bir şey olmayacak.